Perran Kanat, yani hepimizin tanıdığı ismiyle Perran Kutman. O doğduğunda takvimler 30 Kasım 1949'u gösteriyordu. Sabriye Hanım ve Rıdvan Bey'in tek çocukları olarak İstanbul Aksaray'daki 11 odalı bir konakta dünyaya geldi. Ancak dünyaya gelişi bir hayli sancılıydı. Annesi doğumdan önce tam 3 gün 3 gece sancılar çekti. Hatta Sabriye Hanım'ın bu sancılar sırasında "Bir doğsun yüzüne tokat atacağım" dediği bile söylenmiştir. Sabriye Hanım ilk göz ağrısına pervane anlamına gelen Perran ismini verdi. Ailenin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütüldü. Bir dediği iki edilmedi. Güzel bir çocukluk geçirdi ama bir o kadar da yalnızdı. Çünkü ailesi terbiyesinin bozulmaması için kimseyle görüşmesine izin vermediği gibi sokağa çıkmasına da müsaade etmedi. Yaşadığı bu yalnızlık içinde oyuncakları ve evdeki çeşitli eşyalar onun arkadaşları olmuştu. Derdini, sevincini evdeki masanın bacaklarını anlatıyordu. Kendi kendine konuşup, kendi kafasında kurduğu karakterlerin taklitlerini yapıyordu. Küçük Perran, içindeki cevheri yavaş yavaş ortaya çıkarıyordu. 8 yaşına geldiğinde annesi ve babası boşanmasına rağmen hiç travma yaşamadı. Çünkü Sabriye Hanım ve Rıdvan Bey dostça ayrılıp arkadaş kalmasını bildi. Anne ve babasının yoğun iş temposundan dolayı 15 yaşına kadar babaannesinin yanında yaşadı. Aynı odada koyun koyuna yattılar. Birbirlerine çok düşkünlerdi. Hatta babaannesi Perran'ı Kraliçe Elizabeth'in oğlu ile evlendirme hayalleri kuruyordu. Çünkü onun torunu, canının içi kızı bir prensesti. Bir gün annesinin evindeyken yine kendi kafasında kurduğu karakterlerin taklitlerini yapıyordu. Annesinin arkadaşı durumu fark edince "Konservatuara yolla bu kızı, harcanmasın" dedi. Fakat Perran'ın aklında ne oyunculuk ne de konservatuar vardı. Onun tek amacı kendi hayalinde yaşattığı minibüs şoförü Enver'le evlenmekti. Usta oyuncu Hürriyet'ten İzzet Çapa'ya verdiği röportajında minibüs şoförü Enver'i şöyle anlatıyor. "Öyle biri yok canım. Enver adında bir minibüs şoförüyle evlenmek en büyük hayalimdi. Adamın ismi niye Enver, o da belli değil. Evlenelim, bir gecekonduya yerleşelim, bir divanımız olsun, ben de o divanı fırfırla örtülerle süsleyeyim istiyordum. Kardeşim Berna, sen ne diye divan istiyorsun? Koskoca konakta büyüdün, cibiliyetsiz. Bunlar hayal değil, yıkıklık" diye dalga geçerdi benimle. "Bir sobam olsun isterdim. Ama öyle çiğni falan değil ha, bildiğin odun sobası. Kapının önünde de bir çingene mangalı. Üzerinde balık kızaracak. Ben de balıkları Enver'e böyle civil civil taşıyacağım. Hatta bir gün İbrahim Tatlıses eşim Koral'a "Ne biçim adamsın be? Almadın bir minibüs. Al bir tane, yap çantanı, koy bozuk paraları, bindir şu kadını, şöyle bir tur atsın" demişti. Genç Perran ailesinin zoruyla İstanbul Belediye Konservatuvarı'na kayıt oldu. Fakat İstanbul'dan önce Ankara'ya başvuran Perran, sınavlar sırasında ismini bile unuttu. Konservatuarı o kadar çok istemiyordu ki, İstanbul'da eğitimine başladığı sırada okuldan kaçmasın diye yengesi kantinden nöbet bile tuttu. Usta oyuncu o günleri İzzet Çapa'ya şöyle anlatıyor. "Ankara'da imtihan sırasında o koca sahneye tek başıma çıktım. Hastaydım, ateşim vardı. Adınız dediler. Ulan neydi benim adım? Bir kez daha sordular. Benden tık yok. Üçüncü defa adınız diye bağırdılar. Yine cevap alamayınca buyurun çıkın dediler. Adını bilmeyenden hayır mı gelir?" Zaten istemediği için konservatuvardaki ilk günler çok sıkıcı geçmiş, hiç sevmemişti. Fakat zaman ilerledikçe alıştı, alıştıkça da sevdi. Henüz öğrenciyken tiyatro sahnelerine adım attı. 1967'de konservatuvardan mezun oldu ve hemen sonra Ulvi Uras Tiyatrosu'na geçti. Usta oyuncu ilerleyen yıllarda verdiği bir röportajında şunları söylemişti. "Ulvi Uras'da profesyonel hayatıma başladım. Mükemmel bir hocaydı. Ondan sahne tahtasına bile saygıyı öğrendim." 1969'da Nisa Serezli, 1973'te de Sezer Sez'in tiyatro topluluklarında çalışan Perran, son tiyatro oyunu Artiz Mektebi'ni oynadığında takvimler 1987'yi gösteriyordu. Tiyatro sahnesindeki başarılı performansı Yeşilçam'ın da dikkatini çekti. 1972'de Necat Saydam'ın yönettiği Şehvet Kurbanı filmiyle beyaz perdeye adım atmıştı. Yeşilçam'ın bugün bile hala severek izlenen filmleri Köyden İndim Şehire,
Salak Milyoner ve Hababam sınıfında yardımcı rollerde oynayan usta oyuncu, Gırgıriye filmindeki Sabahat karakteriyle Türk halkının hafızasına kazındı. Perra'nın sinemaya adım attığı 1972 yılı aynı zamanda özel hayatı için de önemli bir sene olacaktı. 23 yaşındaki Perran, aynı sahneyi paylaştığı 42 yaşındaki oyuncu Hüseyin Kutman ile dünya evine girdi. Perran Kanat artık Perran Kutman olmuştu. Bu evlilik 1979'da sona erdiğinde Perran artık Kutman soyadıyla tanındığı için eski eşinin soyadını taşımaya devam etti. Bu ayrılığın üzerinden birkaç ay geçmişti ki gazetelerde oyuncu Perran Kutman ile yazar Engin Ardıç nişanlandığı haberleri verildi. Ancak bu nişan evlilikle sonuçlanmayacaktı. Perran Kutman nişanını attıktan bir süre sonra hayatının aşkı Koral Sarıtaş ile tanıştı. Perran Kutman o zamanlar Müjdat Gezen ile Miyatro adını verdikleri tiyatroyu kurmuşlardı. Burada Marşantiz adlı bir müzik grubu vardı ve Koral bu grubun davulcusuydu. Büyük aşktı onlarınki. Daha ilişkilerinin bir yılı dolmadan nikah masasına oturdular. O zaman haberleri yoktu tabii. Ama bu aileye iki kardeş gelin olacaktı. Perra'nın babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşi Berna da Koral'ın kardeşi Özden ile evlenecekti. Perran Kutman 35 yıl sonra evliliğini bir röportajında şöyle özetleyecekti. Aşk gidiyor ama bitmiyor. Köklü bir sevgiye dönüşüyor. Aşk küçük heyecanlardır. Halbuki sevgi çok köklü ve vazgeçilmezdir. Koral'ı kaybetmekten korkarım. Büyük ihtimalle o da beni kaybetmekten korkuyor. Bizde artık hayat arkadaşlığı başladı. Onun hissi de bambaşka. Gırgıriye serisindeki Sabahat karakteriyle Yeşilçam'da iz bıraktı. Münir Özkul, Adile Naşit, Müjdat Gezen, Gülşen Bubikoğlu, Ayşen Gurudağ ve Şener Şen gibi usta isimlerle oynayan Perran Kutman ününe ün kattı. Kadın oyuncular arasında Yeşilçam'ın komedi yüzü olan Perran Kutman, 1986'da ilk televizyon dizisiyle ekranlara da adım attı. Yeşilçam'daki Çirkef Sabahat'in aksine bu kez Perihan abla ile gönüllerde taht kurdu. Artık hepimizin Perihan ablasıydı. Usta oyuncu bu diziyle 1987'de Altın Kelebek ödüllerinde yılın kadın komedi sanatçısı ödülünü aldı. Oynadığı her karakterin üstesinden gelen Perran Kutman kendisinden de bir şeyler katıyordu. 2003 yılında Hayat Bilgisi'yle karşımıza çıktı. İdealist bir öğretmen Afet Güçverir karakterini canlandıran usta oyuncu Hoca Camide repliğiyle hafızalara kazındı. Perran Kutman'ın oyunculuk kariyerindeki başarısı ona ödüller de getirdi. Sanat yaşamı boyunca birçok ödül aldı. Ancak usta oyuncu için en anlamlısı 8 Ekim 2011'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne layık görüldüğü Yaşam Boyu Onur Ödülü oldu. 1980 yılında tanıştığı Müjdat Gezen'in ayrı bir yeri var Perran Kutman'ın hayatında. Hem yıllarca aynı sahneyi paylaştılar hem de hayatının aşkı Koral Sarıtaş'ı Müjdat Gezen'le çalıştığı yıllarda tanımıştı. Ancak Koral Sarıtaş ile evli olduğu sıralarda işi gereği Müjdat Gezen'le çok vakit geçirdiği için ikiliyi evli bile sanmışlardı. Perran Kutman, İzzet Çapa'ya verdiği röportajında şöyle anlatıyor. Birlikte çalıştığımız dönem öyle fazla vakit geçiriyorduk ki Müjdat'ı kocam sananlar bile vardı. Koral'ın askerliği için birlikte Sarıkamış'a gidiyoruz. Bir geceliğine Ankara'da mola verdik. Arıyoruz arıyoruz bir türlü otellerde yer bulamıyoruz. Neyse sonunda bir tanesine girdik. Resepsiyondaki görevli, sizi o kadar çok seviyorum ki bir tane rezervasyonlu odamı size vereyim, orada kalın dedi. Ah nasıl sevindik anlatamam. Fakat adam tek size verebilirim diye ekledi. Koral'ı gösterip o olmaz dedi ve Müjdat Bey nasıllar diye sordu. O zaman anladım durumu. Beyefendi kocamla aynı odada kalabilir miyim? Asker olacak. Birlikte gidiyoruz dediğimde resepsiyonistin suratını görmen lazımdı. Son olarak 2014 yılında Show TV'de yayınlanan Ah Neriman dizisinde ana karakter Neriman ile karşımıza çıktı usta oyuncu. Ancak bu dizinin ömrü kısa sürdü. Hatta bu olay Perran Kutman'ın saçlarının dökülmesine bile neden oldu. Usta oyuncu Günaydın'a verdiği röportajında yaşadığı olayı şöyle anlatıyor. Ah Neriman diye bir diziye başladık. Herkesin sevdiği bir iş oldu. 5. bölümün senaryosunu çalışıp ezberledim. Ama gelen haberle
çekimlerin iptal edildiğini öğrendim. Gerçekten çok üzüldüm. İnanılmaz saçlarım döküldü. Hani derler ya, bir gecede saçı beyazladı ya da saçı döküldü diye. O durumu çok iyi anladım. Çünkü kendim yaşadım. Sonra doktora gittim, stres dediler. Çok üzüldüm. Çünkü haddi olmayan kişiler yüzünden kaldırıldı. Usta oyuncu, Sözcü'den Yüksel Şengül'e verdiği röportajında "Hayatınızda keşke oldu mu hiç?" sorusuna cevap verirken tek pişmanlığını şu sözlerle özetliyordu. "Hayatımda hiç keşkem olmadı. 1996'da Şehnaz Tango'da annemi oynayan Macide Tanır, Perran içme şu sigarayı kızım demişti ve ben onu dinlememiştim. Sonra 2001'de sigarayı bıraktım. Ancak her zaman keşke sigarayı 1996'da bıraksaydım pişmanlığını yaşadım. Yaşıyorum. Tek pişmanlığım da budur." Hiç istemeyerek gittiği konservatuvarın kapısından 1967 yılında çıkan Perran Kutman, 80'lerin Sabahati, 90'ların Perihan ablası, 2000'lerin ise Afet hocası olarak hafızalarımızda yer edindi. Biz de 72 yaşındaki usta oyuncuya ömrünün geri kalanında hayatının aşkı eşiyle birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.